koşulu, siyasi biliriz. Evet, önce bir altı süre ziyaret edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? 5 hafta oldu. 5 hafta oldu. 6. haftaya tamam. 5 hafta, 6 hafta tedavi gerektiriyor. Bundan herhalde söyleyecek. Damak operasyonu. Kapak düzelttikten sonra orada oldu. Zaten hemşireler kapıyı tıklıyorlar. Evet. Ondan sonra misafir maskeyi takıp karşılıyorlar. Eşimiz. Düğünde. Eşimiz ayağını kırdı burada. Evet. Mete Hanım merhaba. Mete Hanım geçmiş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok çabalarınızla çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Tamam, bugün 2. gün müydü? Bugün 2. gün abi. 2. gün. Evet. Güzel yapacağımız bir şey olursa mutlaka aktarın. Oldu mu? Siz yaptınız. Şeyi söyledim abi, neresi? Yoğun bakımı söyledim. Akşam alındı galiba değil mi? Dün akşam, evet. Acil serviste EKG'lerinde esterilizasyon devam etmesi. Yok şimdilik. Yapacak şimdilik. Yarın da olmazsa taburcu ederiz. Yarın gün içerisinde. 48 saat doldurur. Evet. Bugün 48 saat doldursun. Tamam. Yarın taburcu olur. Ya da pazartesi sabah. Ekosunu bir yapar. İşte bu öbür tarafta şey mi? Cem'de yaptınız mı? Aynen abi. Dün o şey şikayeti yok değil mi? Şöyle abi, öncesinde bir şikayeti yok. Fakat böyle dün rimasını önümüzdeki günlerde COVID ile ilgili gerek ulusal veriler, gerekse yurt dışındaki veriler, gerekse Dünya Sağlık Örgütü'ndeki veriler pandemi sürecinin devam edeceği yönünde gözüküyor. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıkları olan hastaların yaklaşımı, nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği önemli. İfade ettiğiniz gibi geçen yılki verilerimize göre aynı dönemde Mart ve Ağustos aylarına göre hastaneye acil servise, bizim acil servisimiz kardiyak acil servistir, kalp damar hastalıklarına bağlı acil servistir, özel bir acil servis. Hasta sayısında azalma var. Bu %25-30 oranında bir azalma olduğunu görüyoruz. Halbuki kalp ve damar hastalıklarına bağlı COVID nedeniyle ölümler daha fazla. Bu hastaların siz de ifade ettiğiniz gibi hastane ortamında bulunmak istemeyişleri, enfeksiyon nedeniyle özellikle 65 yaş üzeri hastaneye ulaşmakta biraz daha çekiniyorlar. Bu hastaların daha da dikkatli olması gerekiyor halbuki. Ve bu dönemde biz muhtemelen bu hastaların aynı dönemde daha az olmaları nedeniyle ya evde bu ağrıları veya şikayetleri devam ederken evde beklemeleri nedeniyle ya orada kalp krizi geçirdiler ya da vefat ettiler. Dolayısıyla bu hastaların kalp ve damar hastalıkları olan ve bu konuda sabıkalı olan hastaların bize aynı şikayetler olması halinde vakit geciktirmeden 112 kanalıyla veya direkt acil servisimize başvurarak gelmeleri gerekiyor. Bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Biz üniversite olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi olarak kurumumuza bağlı hastaneleri COVID-free hastane ve COVID hastanesi olarak ayırmıştık. Cerrahpaşa COVID merkezinin olduğu bir hastane. Bizim burası sadece dal hastanesi, kardiyoloji hastanesi ve biz COVID-free hastaneyiz. Yani COVID hastalarının bakılmadığı, bu şu anlamı gelmiyor. COVID hastasının tabii ki kardiyak bir acil varsa tedavisi yapılıp COVID ile ilgili tedavisi bir an önce Cerrahpaşa'ya yönlendirilip o şekilde devam ettik. Bizim COVID-free hastanesi olmasından dolayı hastalarımızın güvenle gelebileceği, güvenle acil servisimize başvurabileceği veya güvenle polikliniğimize gelebileceği merkez. O bakımdan hastalarımızın endişelenmesine gerek yok. Şimdi dünyada ve ülkemizde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler 1. sırada. Özellikle belli bir yaş grubunun üzerinde bu daha da sık. Öyle olunca kalp ve damar hastalıklarının takipleri önemli. Düzenli olarak takipleri gelmesi gerekiyor. En azından 6 ayda bir yılda bir defa takip olması gerekiyor. Bu hastalarımızın tedavilerinde herhangi bir gecikmede olmaması gerekiyor. Hastalarımızın şikayetleri olduğu takdirde, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı şikayetleri, mevcut şikayetlerine artma olduğu takdirde direkt hastaneye gelmeleri gerekiyor ki zamanında tedavisi yapılsın. Biz bu süreçte anjiyo yaptığımız hastalarda, kalp krizi veya göğüs ağrısı gelen hastalarda şunu da gördük. Daha gecikmiş vakalar. Daha önceki COVID öncesindeki dönemde hasta geldiğinde daha erken geldiği için damar özellikleri daha farklıken bu COVID döneminde evde uzun süre beklemeleri, normalde 20 yarım saat, bir saatte gelirken 6 saat, 12 saat, 24 saat veya birkaç gün evde bekletmeleri için anatomi dediğimiz damarın yapısı da o pıhtının özellikleri değişmiş oluyor. Daha geç vakaların geldiğini gördük. Bunları da şu anlama geliyor. Tedavisi daha zor hastalar. O bakımdan ısrarla şikayetleri devam eden hastalarımızın göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi bir an önce 112 aracılığıyla veya direkt acil servisimize başvurmaları gerekmektedir. Kalp pili takılan hastaların belli düzenli aralıklarla kalp pillerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Malum bu kalp pili taktığımız hastalarda belli süre sonra kalp pilinin yenilenmesi gerekebilir. O bakımdan özel cihazlarla ne kadar kalp pilinin süresinin kaldığı kontrol ediliyor. O bakımdan o hastaların da belli periyotlarla hastanemizde gelmelerinde fayda var. Kurumumuzda zaten telefon sistemiyle randevu da alınıyor. Kalp pili için ayrı bir polikliniğimiz var. O poliklinikten randevu alıp o şekilde zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde burada muayeneleri ve kontrol yapıp hastaneden hemen güvenli bir şekilde uzaklaştırıyoruz. Enfeksiyon açısından rahat olabilirler. Geçen yıl aynı döneme göre karşılaştırdığımız zaman, geçen yıl 2019 Mart ile Ağustos ayındaki hasta verilerimizle acil serviste yaklaşık 6.000 hasta gelmiş. Bu dönemde baktığımız zaman 3.000-4.000 hasta rakamını görüyoruz. Yine aynı şekilde polikliniğe baktığımız zaman geçen yıl aynı dönemde Mart Ağustos arasında 32.000 hasta bakmışken bu yıl bu dönemde COVID döneminde 19-18.000 hastanın olduğunu görüyoruz. Bu poliklinik ve acil kısmı. Bir de anjiyoda yapmış olduğumuz anjiyo kısmına değinmek istiyorum. Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 2.000 tane anjiyo yapmışken bu anjiyolar ayaktan gelip göğüs ağrısı gelen hastalar değil, kalp krizi gelen hastalar. Bu dönemde bu sayının oldukça azalmış olduğunu görüyoruz. 300 civarında olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Evet, kalp krizleri mevsimsel veya aylara göre değişiklik gösterebilir. Ancak bu kadar majör bir değişikliğin olmaması gerekiyor. Bu tabloda gördüğünüz gibi %40, %50'ler gibi azalmalar var. Peki bu hastalar ne oluyor? Bu hastaların büyük kısmı muhtemelen evde ya kalp krizlerini geçiriyorlar ya da maalesef evde kaybediyoruz. Ha, bununla ilgili tabii istatistik bir verimiz yok ama genel tablo bu şekilde gözüküyor. O nedenle kalp ve damar hastalığı olan hastalarımızın eğer göğüs ağrıları, nefes darlığı, çarpıntı gibi veya şikayetleri devam ediyorsa, ısrarla devam şikayetleri olan hastalarımızın bir an önce 112 aracıyla veya hastanemize direkt acil servise başvurması gerekmektedir.